Geçenlerde Erlik isimli severek takipçisi olduğum bir kanalda bir tane videoya denk geldim. Çok güzel mesajlar veriyordu. Bunu ben de yapmak istedim ve sizlere konuyla alakasız bir olay anlatacağım. Yani kanal konseptimizle alakasız bir olay anlatmak istiyorum sevgili dostlarım. Olay alakasız ama mesaj oldukça yerinde. 189 kişiye mezar olan sivil havacılık tarihinin el elim facialarından birinden bahsedeceğiz. Bir Güneyir Uçuş 301. 1996'da gerçekleşen olay, sivil havacılık tarihinin el elim facialarından biri olarak tarih raflarında yerini bulmuştur. Öncelikle Bir Güneyir, Bir Güneyir'i bilmeyenler, Bir Güneyir bir charter firması, Türkiye menşeli bir firma. Charter firmalar daha çok diğer hava yollarına uçak ve ekip sağlama prensibiyle çalışan firmalardır. Takvimler Şubat 96'yı gösterdiğinde, bu arada ben burada bir aylık falan küçük bir bebeğim daha. Bir Güneyir'in Dominik Cumhuriyeti'ndeki Gregory Luperon Uluslararası Havalimanı'nın hangarında hazır bekleyen Boeing 757'si Frankfurt'a yapılacak bir uçuş için kiralandı. Büyük bir çoğunluğu Alman yolculardan oluşan 176 yolcu ve 11'i Türk 13 kişilik mürettebat 6 Şubat 1996'da yerel saatte 23.42'de havalandı. Uçak kalkıştan yalnızca 5 dakika sonra Atlas Okyanusu'na çakıldı ve bu kazadan kurtulan olmadı. Peki neden? Teknik bir arıza mı oldu? Pilotlar ölümcül bir hata mı yaptı? Yoksa büyük bir ihmal mi vardı? Şimdi cevabı beraber bulalım sevgili dostlarım ve bana mutlaka kulaklarınızı verin ve konuyu daha da iyi dinleyin. Normalde prosedür gereği kalkış esnasında iki pilot da hız göstergelerini birbirine söyler ve böylece göstergelerde herhangi bir arıza olmadığından emin olur. Kalkış esnasında yardımcı pilot Aykut Gergin kendi hız göstergesindeki hızı ifade etmiş ve fakat buna karşılık bulamamış. Çünkü kaptan pilot Ahmet Erdem'in hız göstergesi çalışmıyormuş. Böyle bir durumda kalkışın iptal edilmesi ya da kalkış yapıldıktan sonra yeniden iniş yapılması beklenir. Fakat uçak daha da yoluna devam ederek pistten ayrılır ve tırmanmaya başlar. Kalkıştan birkaç saniye sonra kaptan pilot Ahmet Erdem'in göstergesi çalışır ve ardından da otopilot devreye sokulur. Bundan sonra sonun başlangıcı. Uçak aşırı hız uyarısı vermeye başlıyor. İki gösterge de farklı göründüğü için bunun bir hata olduğu düşünülüyor ve ikaz sinyali kapatılıyor. Fakat uçak yeniden uyarı veriyor. Ahmet Erdem'in hız göstergesi bu defa 350 mili gösteriyor. Kaptan Lövye'ye çekerek uçağın hızını düşürmeye karar veriyor. Bu arada uçağın halen tırmanışta, yani burnunun havada olduğunu unutmayalım sevgili dostlarım. Kaptan Lövye'ye çekince bu defa uçak stick shaker uyarısı vermeye başlıyor. Stick shaker uyarısının aşırı hız uyarısının tam tersi olduğu söylenebilir. Yani uçak çok daha yavaşlamıştır. Pilotlar bir anda oldukça zor bir durumla karşı karşıya kalıyorlar. Saniyeler önce aşırı hız uyarısı veren uçak bu defa stick shaker uyarısı veriyor. Yani yavaşlık. Göstergeler birbirine uymuyor. Gece uçuşu olduğu için de uçağın gerçek hızı hakkında fikir verebilecek görsel bir unsur da bulunmuyor. Uçak ve Lövye titremeye başlıyor. Ahmet Erdem'in göstergesi bu kez uçağın havada durabilmesi için minimum hız olan 170 milin altında gözükmeye başlıyor. Yani uçak büyük bir ihtimalle stall oluyor. Stall, uçağın uçma durumunu kaybedip serbest düşüşe geçmesi anlamına gelir. Stall uyarısı alındığında hız otomatikmen arttırılır. Yani arttırılması gerekir. Fakat uçak halen tırmanışta olduğu için önce burnun aşağı indirilmesi, ardından da hızın arttırılması gerekiyordu. Zira tırmanışta olan uçağın hızı kısa sürede arttırmak oldukça zordur. Yardımcı pilot Aykut Gergin bütün bunların farkına varsa da muhtemelen kaptan pilotun yaşı ve tecrübesinden dolayı herhangi bir müdahalede bulunmamayı tercih ediyor. Ahmet Erdem burnu indirmek yerine doğrudan hızı arttırmaya karar veriyor. Uçak tırmanışta olduğu için motorlardan gerekli hızlanmayı sağlayacak hava akışı da sağlanamıyor ve sol motor alev alarak duruyor. Sağ motor halen çalışır durumda olduğu ve tüm hızda ittirdiği için uçak spin yaparak düşmeye başlıyor. Kalkıştan 5 dakika sonra 23.47'de uçak radardan kayboluyor. Okyanusa çakılan uçaktan geriye kalan parçalar donanma tarafından bulunuyor. Bölgede de çok fazla köpek balığı olduğu için dalgıçlar arama yapmıyorlar, yapamıyorlar. Ertesi gün 79 cansız beden kıyıya vuruyor. Peki neden böyle olmuştu? Uçakların hızı gövde üzerinde bulunan pitot tüpleri vasıtasıyla ölçülür. Hangara çekilen uçakların pitot tüpleri bir koruyucuyla kapatılır. Hız göstergelerindeki belirsizlik de şüpheyi pitot tüplerinin üzerine çekiyor. Fakat uçağın pitot tüplerine asla ulaşılamıyor. Yine de uzmanların bir teorisi vardı.
Bölgeye özgü bir arı türü olan ve silindirik yapılara yuva yapmayı seven sarı çamur arısı, büyük bir ihtimalle uçağın pitot tüplerinin birine yuva yapmıştı. Uçağın 20 gün boyunca hangarda beklemesi bu ihtimali oldukça da arttırıyordu. Yine de arıza kalkıştan önce kendini belli ettiği için uçağın düşüş sebebi olarak görülmüyor. Arızaya rağmen kalkışa devam eden kaptan pilot Ahmet Erdem kusurlu bulunuyor. Erdem'in kendisinin ve mürettebatın bir an önce ailesine kavuşma isteğinden dolayı duygusal davranarak bu kararı aldığı düşünülüyor. Kazadan birkaç ay sonra da bir güneyir iflas ediyor. Ölenlerin anısına Puerto Plata ve Frankfurt'ta birer anıt yükseliyor. Birgüneyir 301 bugün hala sivil havacılık tarihinin en büyük facialarından bir tanesi olarak görülmekte. Şimdi gelelim asıl mevzumuza. Vermek istediğimiz mesaja. Kaptan oldukça tecrübeli olduğundan dolayı diğer mürettebat ona saygı duymuş ve müdahale etmemişti. Bir yerde yanlışlar olduğunda bundandır müdahale etmememiz. Bundandır büyüğümdür en doğrusunu bilir dememiz. Bizler olası senaryolara hazırlık kanalıyız ve abi ailem hazırlıkça izin vermiyor, olası senaryoları gerçekçi bulmuyor. Hatta deprem hazırlığını bile doğru bulmayan ailelerin olduğunu duyuyorum. Sizler büyüğümdür en doğrusunu bilir demeyin. Siz doğru bildiğinizin üzerine ilerleyin. Bir şeyleri radikal ya da fanatik olarak mutlaka ve mutlaka yaklaşmayın sevgili dostlarım. Çünkü fanatizmin, radikalizmin dünyamızı getirdiği durum ortada. Büyüğündür en doğrusunu bilmez. En doğrusu senin araştırıp öğrendiğindir. En doğrusu senin vicdanındır, kalbindir, aklındır ve mantığındır. Aslında bu hikayede anlatıldığı gibi büyüğün en doğrusunu en iyisini bilmez. En doğrusu ve en iyisi gerçekten de en doğru olanındır. Yani senin vicdanında, aklında olan ya da olması gereken şekildedir. Şimdi fanatizm ve radikalizme dönüp baktığımız zaman tekrardan bu konuya girmek istiyorum. Dünyayı getirdiği durum ortada ve hepimiz bunun ceremesini çekiyoruz. Birileri doğayı katlediyor, büyüğümdür, en doğrusunu bilir. Birileri doğayı katledildiği için ses çıkarıyor ve onlar genelde böyle namussuz, şerefsiz vatan haini olarak ilan ediliyor. Eğer büyüklerimiz en doğrusunu bilselerdi, bugün geldiğimiz noktada iki tane dünya savaşı, bir tane soğuk savaş atlatmış olmazdık. Eğer büyüklerimiz en doğrusunu bilselerdi, başımızdan geçen iç savaş olaylarını yaşamazdık. Eğer büyüklerimiz en doğrularını bilseydi, yüksek bir ihtimal dünyanın hiçbir yerinde askeri bir güce gerek kalmazdı. En doğrusu insanın aklındaki, vicdanındaki ve gerçek olan şeylerdir. Sizler sevgili dostlarım, en doğrusunu aklınıza, vicdanınıza ve mantığınıza mutlaka ve mutlaka uygun olandan seçin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Arada böyle podcastler atacağım. İçimden geldi anlattım. Hoşuma gidiyordu. Uzun zamandır bunu da bu hikayede anlatmak istiyordum. Sizler de bu hikayeden yola çıkarak sevgili dostlar kendinize yeni yeni paylar biçebilirsiniz. Malum bazı şeyleri bazı yerlerde konuşamıyoruz. Ama konuşacağımız günlerde yakındır.